Şimdi bir tane daha yeni köşemiz var. İlk defa seninle yapacağız Bengi. Hadi o da bakalım. Şu eser seri sorular. Eser seri evet. Soru. Yani bu programın ismi olarak başta düşünmüştük. Eser seri şov diye. Evet. Çok saçma olur diye koymadık. Soru ismi olarak koyduk. Böyle muzip ama senin kişiliğinle ilgili de bize diyorlar verecek sorular. Evet. O da şu. Biriyle buluştun. Sonra acayip sıkıldın. Ortamdan nasıl tüyersin? Mesaj gelmiş gibi yaparım ama ben çok da kıramam insanları. Mecbur dinler misin bütün gibi? Yani azıcık da dinlerim ya. Ha. Çok acı bir düş. Hayata bakışa bak yani. Ama şey de çok saçma olur. Mesaj gelmiş benim gitmem lazım diye. O da bir tuhaf olur. Ha. Hani böyle bir ufak bir bahane uydurup beni çağırıyorlara getirebilirim aslında. Ha. Yani... Şey vardır onu yapar mısın? Tabii telefon kesin. Çalıyor gibi yapıp alo he falan. O kadar. Ya orada kesin patlarım ben. Bir prodüksiyon yapamam onu. Rol yapamam o kadar yani. Bu biraz sert bir soru. ikincisi. Annenin seni yetiştirirken yaptığı ama senin ben asla çocuğuma yapmayacağım dediğin bir şey var mı? Ay çok fena. Hayır şöyle belki de dönemi geçti anladın mı? Mesela annen seni limonlu kafanı limonla şey yapıyor. Sen çocuğuna yapamıyorsun. Yok şimdi şey vardır ya kışın çocuklar üşür. Üşür tabii ki de hani böyle boğazımıza kadar o atkıyı sarıp kafaya şapka buradan da bir de böyle bir en son böyle bir diye böyle bir şey sıkma. Var ya. Çocuk artık buradan. Çocuğum hazır. Annemde de vardı o. Bir de külotlu çorap giymekten hiç hoşlanmazdım. Hmm. Böyle oyun çorabı giydirir bir de böyle zıplatır. Abi öyle değil mi ama bak valla. Bilmiyorum ben. Sen... Yok. Güzel. Böyle giydirir böyle bir hoplatır seni. Zor. Zor. Aynen. Zaten bir böyle başın dönüp böyle okula gidersin. Servise bindiğinde böyle vertigo. Asla çocuğuma yapmayacağım diyorsun. Yapmayacağım. Ya çocuk üşüsün. Kışın böyle salacağım mı çocuğu soğukta nasıl? Salmayacağım da yani ha. O kadar da böyle boğulacak böyle kadar şey. Giydirilmez çocuk. Çok güzel. Yani ben ne olacağım onu da bilmiyorum tabii de. Peki eşini kıskandığında ona böyle çok da hissettirmeden alttan alta mı işlersin yoksa olay mı çıkarırsın? Ay çok belli ederim ben. Ya ben yaparsın? Çok şey sevmiyorum. Ya böyle hani ikide bir kıskanan bir tip değilim ama kıskandığımı da çok sağlam kıskanırım. Ne yapıyorsun? Senin saçını başını hani öyle... Ha öyle mi? Çirkinleşir mi? Konuşmayacaksın falan. Konuşacaksın. Öyle mi? Hiç oldu mu öyle bir kıskanma? Ay rezil oldum. Yok anladım. Güzelmiş mi işte eser seri sorular? Ya güzel. Ne yaptın? Çirkinleştin mi çok? Şey yaptım işte. Falan gibi böyle bir kaçtım. Çekil oradan. O da yazık. Falan oluyor ya erkekler. Efendim? Ne yapıyorsun sen orada? Öyle bir şey. Gel buraya çabuk falan. Gel buraya çabuk. Çok güzel. Ya öyle ufak tefek kıskançlıklarım var. Gözle belli ederim böyle. Böyle gözünü belertmeler falan. Buradan çekil. Programımızda bir yeni bugün başladığımız bir köşemiz var. Eserleri sorular diye. Böyle enteresan sizi böyle inceden zorlayacak güzel sorularımız var. Buyurun. En son ne için kavga ettiniz? Ne için kavga ettik? Ben söyleyeyim. Ha, buyurun. Söyle. Ben söyleyeyim. Ha. Spor yapıyor. Her gün saatlerce yüzüyor. Ne yüzüyorsun? Saatlerce yüzüyor. Bir yürüyor. Saat yürüyorum. Yürüyorsun. Ha. Ondan sonra geliyor ne yiyeceğiz? Güzin bizim bir salihamız var. Ona börek yaptırıyor. Bu daha bu sabah oldu. O kadar yürüyor. Börek niye yiyorsun evet, abi? Evet. O kadar yürüyor ve börek yiyor. Yani. Nerede abi? Kamera? Kamera nerede? Ayşegül. Ayşegül yalan söylüyor. Hiç. Bak. Ayşegül tek bana yufkadan inanır. Yapıyorum. Tek yufkadan. Diyetisyeni. Ve ıspanaklı. Yediğimde bir tane ayranla. Öğle yemeği gibi. Ayşegül kim? Ayşegül diyetisyen. Şu an ismi olmamış. Hayır. Evet, her anda şey o. Bir de onların bir grubumuz var. Yazıyor beni şey gibi takip ediyor. İşte en son bugün bunu ettik. Ne dedin? Çok sinirlendim. Artık o yani kadar boşuna mı yürüyorsun? Boşuna mı yürüyorsun? Boşuna mı bu kadar ıstırap çekiyorsun? Hayır o çekiyor hepimize çektiriyor. Bak bunu yedim, bak bunu yedim resmini çekiyor. Hayır o da zayıflayamıyor. Sen de yürümüyorsun. Yürümüyor. Ben şikayet etmiyorum biz ama. Biz olaylar... Birden abi, burada kavga ettirmiyor mu yıllardır etmiyor. Hakikaten en büyük şeyimiz o. Evet. Mesela ben erken kalkıyorum o geç kalkıyor. Güzin yürü diyorum gel beraber yürüyemem ben senin ritmine uyamam diyor. İşte ama bahçeye o da börek yemiyor. Ama ben de börek yemiyorum. Ama bu börek yemiyor ama bu hareketsiz. Ben ama o hareketle o böreği yok ediyorum. İçim istiyor. Bu börek yemiyor ama hareket etmiyor. Ama böyle gurme olup kilo vermek çok zor gerçekten. Yani böyle yemek yapmayı ben da seviyorsanız ama, ben veriyorum, çok zor veriyorum. Gerçekten. Veriyorum. Ciddi veriyorum. Öyle böyle değil. Ne? Çok dertliyim bu konuda. Şimdi yiyoruz değil mi? Güzin, yarın ne yiyeceğiz?
Erdal şunu boğazıma dizme, bunu yiyelim, yarın sabah olsun ne ben, yiyeceğimizi abi, konuşuruz. Abi akşam yemeğini yerken ertesi gün sabaha ertesi mı düşünüyorsun? Ertesi günü. Sabaha düşünmüyorum ama şimdi. Akşam. İşimiz bak, gücümüz yemek. Siz hiç yemek yapmıyor musunuz? Ben yapar. Çok güzel yaparım. Ha. Yapar da bu usta. Her zaman ben bu yaparım. Bu şef aşçı. Şeyli o. Her ne Michel, Michel'in. Michel'in yıldızı. Her zaman girmiyor yani. Öyle o zaman Michel'in tadı o. Kalmaz. Tadı kalmaz. Bugün yemeği ben yapacağım deyince bir özelliği olmalı. Evet, Saliha'ya şey yapar. Ben girdiğim zaman bana gelir bakar. Bu Michel'inle o. Aa, en güzel neyi yapıyorsun? Master Chef. Her şeyi yaparım. Her şeyi. Çok her güzel şey. Yapar. En güzel, ben. En sevdiğiniz yemeği ne Güzin Hanım'a? Valla gerçekten her şey. Mesela zeytinyağları çok güzel yapar. Bir dolma yapar. Eyvah. Yok yok güzel yapar. Deniz yaparım. Mahsullü bir pilav yapar. Aa. Ben gerçekten hissettim. Çok güzel. Biz böyle artık tanıştık değil mi? Ben size gelebilirim. Gelirsin. Aa, tamam. Ne güzel. Böyle hani çat kapı çok gelsen keyifli. Falan. Çok gel güzel. Çok da keyifli bir terasım var. Vallahi geleyim. Oo. Şu an çok istedim ya. Vay ya. Tamam aynı pilavı yaparız yapacağım sana. Mesela ben sana şey yapayım. Levrekten çiğ balık yapayım. Böyle levreyi alacağım gözünün önünde. Sen onu çiğ ince keseceğim. Böyle önce bir şey var. Bir 10-15 en yiyemediğim çiğ balıktır. Ama yani bak ama ben bir yapayım onu. Soslarıyla falan bayılacaksın. Biz böyle köfteyle möfteyle girsek yani en başta deniz mahsulü pilav abi temel yerden girsek börekten evet, girin evet. Börek mesela. Sen evet. Bana ya bırak o işi. Menü bana Güzin ait. Hanım size soruyorum. Erdal Bey'in bir özelliğini değiştirmek isteseniz neyini değiştirirdiniz? Çok fevri. Çok ani böyle. 5 dakika sonra Erdal bu be. Aa ben ne yaptım? Erdal ani bir durum ani, var. Evi yıktın. O ne bağırmaydı? Şeyi yok yani. Kendi de sonra şaşırıyor. Sahi mi öyle mi yaptım diyor. Ani bir şey mi oluyor abi? Böyle olaylara ani tepki vermesi. Ya, ama yani her zaman değil böyle çok özel şeyler. Değil mi? Bir kabalık olayı, bir saygısızlık olayı, bir böyle bir değil mi yani ama aptallık derecesine gelebilecek bir şey. Ama sen yataktan bile kalkar. Yani hareketli ve şey. Enerjik kalkar. Enerjik ben. Kalkar çok. Ya sabahleyin öyle bir yapamam. Hemen uyananlardan mısın sen? Evet, evet abi. Hadi ya. Ve hop hemen. O ben uyanınca ya uf yine yeni gün bir dakika. Yok yok ben falan. Hemen pırt hemen camlar açılır. Taraş gözler. Çap. Tabii hemen yemek yiyeceğim. Saliha yukarı. Efendim abi hadi ekmekleri at kızım geliyorum. Tabii canım. Bu ne diyor ama bu size... Siz o bunlar gidip, da, siz gidince bunlar, rahat rahat bir saat uyuyor yürüyüşte. Evet. Onlar da Zeynep'le beraber yan yana oturuyorlar. Yürüyüş bahane ediyorum ağır, gitmiyorum. Anne, orada rahat edeyim. Neden yürümediğini anladım ben. Bir de yürüyüşte hadi koş yürü hızlan diyecek. Aman hiç olmazsa bir saat şöyle. Ay, mükemmel bir şey ya mükemmel bir şey. Evet Erdal Bey sizin var mı? Hani nasıl? Güzin Hanım'da şu huyu olmasa dediğiniz bir şey. Var. Şey var. Var. Ben hiç... Çok enteresan bir şey. Acı eşiği çok yüksek. Hastalık eşiği kafasal olarak çok yüksek. Tıbba inanmıyor zaman zaman. Doktor görmek istiyor ve ilaç içmiyor. Abi 4 tane ilacı var. Bak 4 tane 5 tane içmesi gerekiyor işte. Biri böyle klasik yani işte. Dizler için değil mi? Kolesterol. Çünkü normal şey. Abi bunlar duruyor. Akşama kadar duruyor onlar. Niye içiyorum ya diyor. Yani sabah içmesi olan şeyler ben gidiyorum işlerimi yapıyorum 4.30'da geliyorum 3 tanesi duruyor. Güzün ne bu haplar diyorum. Dur içeceğim niye acele ediyorsun? Yavaş yavaş gün uzun. Gün uzun ama abi onun uzun. Zamanında içeceksin ki fayda etsin ya. Ya o huyu çok kötü. Birbirinizin kariyeri için çok büyük fedakarlık yaptığınız bir an var mı? Ya onu o fedakarlık Güzün yaptı. Neydi? Yani ne bileyim yani bir o an da, var mı özellikle bir proje, yani, o da şey. Yani tabii yani normaldir bu kariyeri için bir, benim de yani Güzin sen anlat daha iyi anlat. Çünkü yemekten sonra buraya çok güzel dönemedi. Şimdi ikimiz de konservatuarı bitirdik. Bak şimdi daha iyi şehir tiyatrolarında şeye başladık. Evlendik, çocuklarımız oldu. Bana ikinci bir iş yüklendi. Annelik. Annelik oldu. Ha o yükü ben kaldıramam diyebilirdi. Yani bir şey yapabilir diye. Yani anneliği gelip çocuğu benim kucağıma o yapacak halim yok ama. He. Yani anlat hadi o. Yani. Giriyorum bir türlü anlatamıyorum. Bütün bu kariyer
Abi giriyorum giriyorum bir türlü olmuyor. Evet, sen, aynı tadı vermiyor. Ben susuyorum, aynı tadı vermiyor. Hadi güzel, devam et sen. Yani bütün kariyer yönetimine bir de annelik eklendi. Annelik eklendi. Şimdi Erdal da yetenekli. Yetenekli olmasa yapmazdım bak. Ha, yetenekli diye şey. Yetenekli diye. O yapsın dedim. Ben kendimi ikinci plana attım. Belki de haklı olarak ev, yani. Hem ev hem şey. Tiyatromu da yapıyorum, yani şehir tiyatrolarında. Her ne kadar memur sanatçı da olsam yapıyorum. O beni tatmin ediyordu. Hani ben de oynayacağım, filmde de oynayacağım, dizide yapacağım diye böyle kendimi öne atmadım. Evet, orada Bey'i saldın, Erdal Bey'i saldın. Saldı evet, aynen. Evet, istediğin gibi şey. İşte hadi bakalım, hadi bakalım. Biraz da pohpohladılar beni. Kim pohpohladı? Güzin, yani sen öylesin. Aslansın. Öyle. Tabii abi. Sen harikasın. Tabii. Biz de ona inandık, yürüdük. Yani çok iyi ki de inanmışsınız.